Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil farajhum. Selam olsun İmam Hüseyin'e, selam olsun yarenlerine, dostlarına, sevenlerine. Selam olsun evladı Hüseyin, sahibimiz, Mevlamız, dünya ve ahiret kurtuluş vesilemiz İmam-ı Zaman'a. Evet, değerli Eray Hazar YouTube kanalımızın güzel izleyicileri, değerli izleyicileri. Daha önce çok değerli hocamız Hidayet Koçacı hocamızla bir önceki bölümümüzde sohbet etmiştik. Bugün yine kaldığımız yerden devam edelim, hocamızdan istifade edelim. Akıl ve cehaletin ruh dünyasındaki savaşı ve bunun galibiyetinde doğuracak sonuçlarla alakalı bir bölüm işlenmişti. Evet hocam, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve la'natullahi ala adaihi ila yevmiddin. Esselamu ala Hüseyin ve ala aleyhi ve Hüseyin ve ala evladi ve Hüseyin ve ala ashabi ve Hüseyin. Evet. Buradan da yine konuyla bağlantılı olarak devam edecek olursaksa bu konuya giriş yapmak gerekir. Allah-u Teala insanı en mükemmel şekilde yarattı. Bunun için Kur'an'da buyuruyor, insanın yaratma meselelerini anlattıktan sonra enşâne hukâlden âhirete kadar ekellâhu ehsenul hâlifî. İnsanın cismi olarak en mükemmel ana rahminde, anında hazır oldu ve ona nefâhtı fîhî min ruhî, ruhun nefh edilmesiyle Allah-u Teala buyurdu, kendisi için tebârektir, yücedir, ehsenul hâlifîdir. Yaratıcıların ehsen, en yücesi ve tek olan yaratıcı. Ehsenul Halik, yarattığı şey de doğal olarak ehsenul mahluk. Yani o da yaratılmışların, mahlubatın en eşrefi, en yücesi, yarattığı şey. Bu ikisinin neticesi, zarureti bir şeye doğru. Allah ehsenul Halik, yarattığı insan ehsenul mahluk, ona sunacağı şey de ehsenul ilahi programı. Nedir o da? Kur'an'dır. Kur'an. Peygamberler sadece orada vasıta olmuşlar, elçi olmuşlar. Allah-u Teala insana o eşref mahlukuna vermiş olduğu elindeki o sonsuz hazine, sonsuz ilahi nur, vahiy. O vahiy olur ki insanın ruhunun bir tecellisi, bir hakikat, o ruhuna verilmiş olan bir ilaç, bir artık hakikattir ki o ruhun manevi kıdası. Bunu da Allah-u Teala sonsuz kudretinde en ehsen halik, yarattığı şey de bu olduğuna göre Allah-u Teala'nın ona sunacağı şey aklı olarak en yüce ilahi programın dışında başka bir şey olamaz. Onu da yapmışlar. En güzel, en sonsuz vahiy programını onun önüne koymuştur. Birisi bir şey yapar, icat eder, bıçaktır, bir cihazdır, çamaşır makinesidir. Onun için bir şeyi vardı, kılavuzu vardı, nasıl kullanılır bu? Ona zararlı olan şeyler çalır, nasıl çalır? Allah-u Teala da yarattığı o mahluk için en yüce ilahi programı sunmuş. Onu zerre zerre uygulasa insan, dünyada Allah'ın sonsuz rahmetinin kuşatması içerisinde olacak. Ve ilahi sonsuz rahmetin içerisinde, ebedi dünyada hastalığın olmadığı, yaşlılığın olmadığı, o sonsuz nimetlerin içerisinde ilel ebed sonsuz kalacak. Bunu hocam özür dileyerek bir soru sormak isterim. Yani Allah'ın emir ve yasakları genelde insanlara ağır gelir. Yani nefse ağır gelir. Bu halbuki, burada buyurduğunuz gibi evet. O iç dünyada, oysa o iç evet. Dünyada yani iktidarı cehalete kaptırdığından kaynaklı. Kesinlikle. Halbuki Allah'ın yarattığı fıtratta, yaratılışında o yol ehsenin halik, mahluk yoludur. Yani en kolay yol odur. Manevi lezzet oradadır. Şifa oradadır. Bütün nimetler oradadır. Başarı oradadır. Saadet oradadır. Huzur oradadır. Her şey, kurtuluş oradadır.
Ama insan onu tatmadığı için, evet, ona yabancı olduğu için, cahil olduğu için. Evet. Tatmamış bir insanı ne şey yapacak? Onu tadan da zaten o yolun içerisinde gidecek. Ama aksine o gittiği yol en zor, en kötü, en meşakkatli, en şiddetli. Düşün, Allah'ın yarattığı bütün bu kainattaki mahlukatla birlikte Allah'a doğru seyir halinde, kemalata seyir halinde yaratılmış olan şeyi onun tersine bir yola, yöne çevirirse ne olur? Hani bir uçağı havada şey olmak için sen onu götür denize. Mümkün mü? Buzdolabında yapacağın şeyi çamaşır makinesi. O da mümkün. Bir düzen, bir nizam. Aynı, tabii. Yerinde. Onun için Allah-u Teala insanları yarattığı zaman o hani fıtrat dininde bütün çocukları yaratmıştır. Daha sonra anaları, babaları onları başka dinlere, başka sapkınlıklar için. Mesela nedir? İlk yaratılmış çocuk daha belli bir yaşa geldiği zaman 13, 14, 15, 17 yaşın, 18 yaşına kadar o çocuğa ilk defa bir Allah'ın haram kıldığı şarap, içki, zararlı şey verdiği zaman ne yapıyor? Beden kabiliyet geri o buna göre yaratılmamış. Temiz şeyler içecekler için. Resulları bütün nimetler için. Ama ne yapıyor? Bu bedene zorlayarak vere ona tehmil ediyor. Zorluyor o şekilde. Mesela ne oluyor? Bugün bütün hastalıkların, kanserin, azabın, insanın aklını zahil eden, hayvandan daha aşağılık bir hale getiren bir içecekten bahsediyoruz. Bu mudur yani insan için? Bu ne olabilir? Akıllı insan böyle bir şeye yaklaşabilir. Onu işte bugün cinayetlerin, kavgaların, öldürmelerin bütün çoğunluğunun sebebi trafikteki sebep oldu. Ne oldu? Buradan şeytanı bir şeye gittiği zaman hani fıtrat dininde o muhabbet, güzellik, iyilik, hayır yolundan saptığı zaman gittiği yol, gittiği yol onun için daha sorumlu, meşakkatli, azaplı, vallahi göstermez. Bir de o taraftaki tasavvur edilmeyecek azaplara götürdüğü zaman burada akıl sahibinin düşünmesi lazım. Vasilet sahibinin düşünmesi lazım. Onun için İmam Hüseyin Aleyhisselam o musibetlerin yanında bir de kahramanlık, aşkla, muhabbetle Allah'ın yolunda, Kur'an'ın yolunda aynı birisinin maşukuna gider gibi her şeyini feda ediyordular, tebessüm ediyordular. Ashabı şaka edenler vardı. Cennetteki makamlarını görmüştük. Dünyanın değersiz, geçici bir anlık fani olduğunu yakın etmişler. Bu hakikati yakın etmişler. O bir taraftakiler de onların meşakkati, azabı daha çoktu. O işkenceleri yapmalarına rağmen huzurları yoktu. Rahatları yoktu. Fıtratlarıyla, kalpleriyle savaşan bir hale gitmişti. Bunun bir örneğini mesela Amerikalı'nın askerler o cinayetler yaptığı zaman ruhları, fıtratları, psikolojileri onları nereye götürdü? İntihara, kendilerini götürdü. İç dünyaları bile bunu kabul etmez. Evet. Asıl iç, evet. İç alem. Ondan sonraki şeyde de böyle bir azapla, çünkü bu kalp Allah'ı ala bi tekmeinnel kulut, ala bi zikrillah tekmeinnel. Bu Allah'a yöneldiği zaman bu kalp, ruh teskin olur. Düşün, bu yönelmemiş bir de büyük bir cinayetlerle Allah'ın bütün kainattaki hakikatleriyle savaş halinde. Azası onun aleyhine döndü. Bütün hücreleri, bütün damarlarındaki her hücre onun aleyhine döndü. Böyle bir insan artık ne olmuş oldu? Hocam bu örneklenmeyi de yerinde buluyorum. Ben sunarsak daha iyi anlaşılır. Kerbela'ya da bunu biraz yansıtırsak, bu güzel ilim hakikat gerçekle Kerbela'ya gidecek olsak. Yani Kerbela vakasından sonra o iç alemiyle de tabiri caizse yaptıkları yanlıştan sonra savaşan insanlarda da bu gerçeği görebiliyoruz. Tabii. Yani pişmanlıklar. Kesinlikle. Özürler, azaplar, psikolojik azaplar, bütün sıkıntılar. Biz ne yaptık, ne ettik? Rüyalarına giren o şeyler, azap şeklinde Allah'ın vermiş olduğu bedenlerinin onlara çıkarmış olduğu hastalıklar, pis, kötü halde ve daha sonra da Allah'ın yine başka birisiyle onları dünyada bir kısmı da aynı şekilde kısas edilip azaba. O
azap içerisinde ayakları elleri kesilip azap içerisine atılanlar da oradan ebedi cehenneme gittiler. İşte ne kadar korkunç, ne kadar böyle bir Kerbela'nın bu yönü. Ebedi cezanın başlangıcı oldu dünyaların. Evet. Oysa dünya tamamıyla valilikaları, kaymakamlık şu anki güncellersek günümüze nefsani duygularla yol açtı. İşte onun için akıl en büyük nimet. Ey insan, o sen ne istiyorsun dünyada? Makam mı istiyorsun? Allah'ın yolunun dışında mümkün müdür sen bir şeye ulaşabilsin? Allah'ın yolunda Kur'an'la, Kur'an'ın yolunda olan canlı Kur'an'la savaşarak sen neye ulaşabilirsin? Ama burada olanlar zahirde orada o tarih içerisinde gittiler ama bugün onlar bir komutan olarak Allah Resulü'nün en mehbub ashabı olarak kabirleri, bedenleri kabirlerinde canlı temiz kokularla, cennet kokularıyla o bedenlere el sürten hastalara şifa veren cennetteki bütün nimetlerin içerisinde faydalanılan o makamlardaki insanlar. Tarihe de isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Onlar tarihte hep lanetle anılıyor. Onlar da kahraman olarak, yüce şahsiyet olarak rahmetle, minnetle anılıyor. Yolları gibi Kur'an onları ölmüş, meddetmiş. Allah Resulü ehli bunlar da o zillet içerisinde. Bunlar da düşüyorduk. Bunlar tarafından kolları, başları parçalanıp cehenneme vasıl olanlar yok mu? Çok. Onlar daha çok. Ama bu tarafta da var. Yani öyle bir şey değil ki o ilahi hakikatten yüz çevirenler, onlarda ölüm, hastalık, azap, kılıç onlarda olmasın. Ama onlar hasarat dünya ve ahireydi. Bunlar ise tam tersi. Bunlar hem dünyada zillete, meşakkate, kılıç azabına, dünyevi hastalıklara, ilahi azaplara mürtekip oluyordular. Onlar ise hiç hafif sıkıntılardan sonra o cennetini gideceği yeri gören bir insanın artık ona ufak tefek batan diken misali olan şeyler ne olur? Acı vermiyordu. Kesinlikle. Acı vermiyordu. Rabbine ulaşacak, Resulullah'a ulaşacak, Hazreti Aleyhisselam'a ulaşacak, onların civarında, onların sohbetinde, o ilahi cennet nimetlerinde. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlanma yok. Yani nefs tezkiyesini yapmış, akıl yolunu bulmuş, hak ve hakikatin temsilcisi olan hak ve fak hidayet imamı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında bir duruş sergilemekle de hem dünya hem ahiretlerini böylece garanti altına çıkarmış oluyorlardı. Aslında diyebiliriz. Aklın bundan başka bir yolu yok. Aklın batılı peygamber o bir taraf, o bir şekilde. Yani onun için Kur'an'da da buluyorlar, kalırlar insanlar. Ehsan-ı tedbir. Sunnar edetnâhu ile asfali sâdîn. Asfali sâdîn. Edetnâhu asfali sâdîn. Yani nedir? Biz insanı olabilecek en güzel Kur'an'da yarattık. En güzel Kur'an'da yarattık. Yani bu ayetin şeyi. Yani olabileceği ruh, cisim olarak en mükemmel şekilde Allah-u Teala'nın sonsuz kudretiyle yaratıldı. Bu zahiri dünya için. Burada hastalık, imkanlar gereği var. En güzel şekilde yaratıldı. En güzel kullandı. Ona akıl nimeti, hiçbir karşılığı olmayan akıl nimeti. O akıl nimetinin semereleri, meyveleri olan bilinmediği kalpte muhabbet yolunda sevgi, aşkı ve bütün güzellikler, adalet duygusu, insaniyet duygusu bu şeyde yaratıldı. Sunme. Bunları kendi Allah'ın vahiy elçilerini duymadı, Kur'an'ı tabi kar etti, gözünü kör etti. Ondan sonra sunmada da onu biz en aşağılıkların aşağılık haline getirdi. Hayvanlardan daha aşağılık haline getirdi. Hocam bu imtihanın sonuna doğru geldi. Allah razı olsun. Bu da imtihanın bir neticesi. Sürekli olarak görmemiz lazım. Evet, bugüne bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok değerli hocamız Kenan Koçacı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin.